Ben üzmedim seni, babam mı üzdü? Hayır. Babam bana kadınları üzüyoruz, onlar da ağlıyor demişti. Sultanım, rahatsız etmeyin bizi. Affedin, bir ulak gelmiş. Ferhat Paşa huzura kabulünü arz eder. Mustafa, sen terasa çık. Söyle, bekliyorum. Allah'ım, sana yalvarıyorum. İyi haber olsun. Ya Rabbim, evladım bana bağışla. Valide Sultan Hazretleri. Ferhat Paşa, felaketimizi söyleyeceksen lütfen sus. Dön git ve beni acımla bırak. Ulak Marmaris ordugâhtan geldi. Mektupta Piri Paşa'nın mührü var. Mührü bırak paşa. Söyle, evladım yaşıyor mu? Yüce hünkârımızın zafere yürüdüğünü bildiriyor. Çok şükür Allah'ım. Ailemle bu haberi hemen paylaşmak istiyorum. Siz de payitahta, dosta düşmana tez duyurun. Sultan Süleyman zafere koşuyor. Hürrem! Hürrem, ne oldu sana? Yok bir şey, yok bir şey. Hürrem, aç gözünü. Bayılmış, aniden düşmüş. Haydi, ben kapıda bekliyorum. Sümbül ağa. Kanama başlamış. Çocuk düşecek. Ya Rahim, ağzından yel alsın. Yürü, hekim kadını bulalım. Çabuk çabuk. Haydi. Yürü. Yürü yürü. Hürrem Hatun iyi mi? Hekim baktı mı? Kanaması vardı. Çocuk düşecek diyorlar. Allah'ım, ne kara bir gün. Aslanım yaşıyor. Hayırlı haberi ilk siz duyun. Paşalar, İbrahim, herkes sağ salim yani. Evet, evet. Piri Paşa'nın mektubunu okudum. Dahi, Hürrem Hatun'a da iyilik haberlerini ver ki rahatlasın. Üzüntüden bayıldı kaldı. Kanama da başlamış. Eyvah, çok yazık olur. Hadi dayı, hadi. Bizi yollarlar mı buradan? Nereye gideriz? Eski saraya. Tahta kim çıkacak? Şehzade Mustafa geçer tahta. Çocuk ama valide sultan boş bırakmaz onu. Doğru mu Nigar Kalfa? Küçük Mustafa mı tahta çıkacak? Nasıl söz o? Sultan Süleyman Han yaşıyor. Yakında zaferle dönecek. Göreceksiniz. Çocuk duruyor mu hekim kadın? Duruyor efendim. Kanama durdu. Üzülme Hürrem. İyi haber geldi. Hünkârımız yaşıyor. Biliyordum. Söyledim. Ölmez dedim. Beni bırakma, söz verdi bana. Ölüm yok demişti. Çok şükür. Allah'ım, bismillah.
Hünkârım, hayırlı haberi ilk benden duyun istedim. Herki ve Nisiros adalarını aldık. Ulaklar şimdi geldi. Lağımcılar Rodos'a geçmişler. Çok şükür. Rüzgar bizden yana dönmeye başladı Fargalı. Leventlerimi kutla, sevindir. Rodos arasına komşu, Herki ve Nisiros adalarını aldık. Sancağımızı şerefle diktik adanın burçlarına. Lağımcıların zaferidir bu. Lağımcılar şimdi de Rodos Kalesi'ne ulaşmak için kazmaya başladılar. Rodos Kalesi'ne çok önemli bir Venedikli mühendis gelmiş. Gabriel Martiningo, ne yaptınız anlamaya çalışıyorum ama anlamıyor. Birazdan anlarsın. Bekle. Martiningo ismiyle maruf bu zatın Avrupa'da lağım savaşlarını yapmış ve kazanmış bir mucit olduğu rivayet olmuş. Biraz daha mesafeli koyun. Evet, işte böyle. Komiser. Biraz daha fazla serpin. Burayı hemen kazmaya başlayın. Bu kaleyi kazanmanın tek yolu lağımcılar. Osmanlı lağımcılarını kazdıkları tünelde yok edeceğiz. Kaç ay oldu hünkârım? Ne kadar daha kazacağız bu kafirin kalesini? Lağımcılar ağır mı çalışıyor ne? Kafirler sultanın kadırgasını batırdık, kaçırdık diyorlar. Sen zembiline böyle laflar koyma Ali Hoca. Bak sana yük oluyor. O kafirler yakında görecekler Osmanlı sancağını kalelerinin zirvesinde. O vakit anlayacaklar. Sabır Ali Hocam. Pehlivan herkesi yenen kimse değildir. Pehlivan öfke anında kendini tutan kimsedir. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Hünkârım. Ferhat Paşa'mız Zulkadiroğlu Ali Bey'in isyankar kellesini almış, payitahta geri dönmüş. Âlâ. Ayrıca duyduk ki Üstad-ı Azam merkezden yardım dileniyor. Ona kimse yardım edemez artık. Abluka sıklaştı. Venedik'ten Kıbrıs'a bazı tekneler gitmiş. Venedik Kıbrıs'ı alacağımızdan da korkuyor belli. Korksunlar. İyidir korku. Çoban Mustafa Paşa hemen yola koyulsun. Mısır'a gitsin. Şam, Halep ve Mısır'daki mevkimize sahip çıksın. Mısır boş kalmamalı. Emredersiniz. Hünkârım, Piri Paşa ve Ahmet Paşa'nın kadırgaları koya girdi, demir atıyor. Birazdan burada olurlar. Âlâ. Kafir diken üstünde. Rodos Kalesi'ni uyku tutmaz. Rodos Kalesi'nin altını delik deşik ettik hünkârım. Günlerdir tünel kazdık. Artık kalenin ortasına çıkmaya daha yakınız. Ahmet Paşa ile dün gece tünelde kazıya nezaret ettim. Kafir Rodoslular da bizi durdurmak için kazıyor hünkârım. Yolumuza barut döşüyorlar. Ama bizim yiğitlerimiz de onları oyalamak için yalandan gürültü çıkarıp tam tersi istikameti kazıyor. Ne vakit hücum edeceğiz? Beklemekten icat çıkarır oldum. O kalenin duvarlarına yetecek hareketli merdivenler yaptırıyorum. O merdivenlerin üstüne öyle adamlar yerleştireceğim ki ateş, barut, kızgın yağ işlemeyecek. Bu nasıl bir icattır hünkârım? İnsan evladı değil mi onlar? Sen dua ne et Ali Hoca?
Yarın gece göreceksin nemenem evlat olduklarını. Yarın gece bu vakitler inşallah kalenin içindeyiz hünkârım. İnşallah. Kafire yaklaşınca tünelde bizimkiler kas tüylerini yakıp atsınlar o tarafa. Kaçsınlar, deliği kapatıp beklesinler. Kas tüyü ne yapacak ki onlara hünkârım? Dumanı zehir saçar paşa. Nefesini keser kimse olursa. Çırpınarak orada soluksuz kalırlar. Kaç hayvanın inine o kas tüyleri sayesinde girdim bilemezsin. Biz geceden gitsek, girsek tünele, versek ateşi kas tüylerine. İbrahim gel gidelim, ben orada olmalıyım. Orada kazma sallayan adama ihtiyaç var matrakçı. Eli kalem tutan hadi. İbrahim gel artık. Dayanamıyorum. Bir işaret gönder bana. Öyle ihtiyacım var ki. Geleceğim sultanım. Sağ salim geleceğim. Söz verdim sana. Aylardır mücadele halindeyiz. Yürekleriniz iman, göğsünüz zaferimize inançla zırhlıdır. Ben bu cihad için yemin ettim. Eğer ki yeminimi yerine getiremezsem, tahtım, canım ve bir cümle Osmanlı mülküm hak ile yeksan olsun. Ömrüm feda olsun. Allah gazamızı mübarek, kılıcımızı keskin eyleye. Amin. Hünkârım öyle bir icat yaptı ki, kafirin askerleri gece kalenin dibinde havada yürür bir orduyla burun buruna geldiler. Arrivano! Efendimiz, Osmanlı işi görülmemiş bir taarruz halinde. Yürüyen kuleler yapmışlar. Askerler sürüklüyor, kaleye yanaştırıyorlar. Böyle giderse savaşı kaybedersiniz. Hani destek gelecekti Venedik'ten, İspanya'dan? Gelmiyor, gelemiyor. Abluka altındayız. Kalenin altına oyan lağımcılarımız kafirin de kazdığı dehlizde karşılaşınca öyle bir manevra yaptılar ki yaktılar kas tüylerini, duman bastı her yanı. Düşman zehir çekti ciğerine hava diye.
Latin kökenli bütün şövalyeler Rodos şehrini ve adasını 10 gün içinde terk edecekler. İstedikleri yere gitmekte serbesttirler. Silahlarını da alacaklardır. Rodos'ta kalmak isteyenler 5 yıl boyunca vergiden muaf tutulacaklardır. Yeniçeri Ocağı'na asla Rodosların oğullarından kimse alınmayacaktır. Hristiyan ayinleri bundan sonra da yapılabilecektir. Hiç kimse isteği dışında adadan gönderilmeyecektir. Şövalyelere ve maiyetlerine Girit Adası'na gitmek için gemiler tahsis edilecektir. Her iki taraf bu anlaşmanın şartları yerine getirilene kadar rehineleri tutacaktır. Sultan Süleyman atalarının geleneklerine ve devletinin yasalarına uygun olarak edilen bu yeminle bu anlaşmaya ebediyen hiçbir art niyet ve yalan olmadan riayet edeceğine yemin eder. Murat Sultan kaybettik. Ben ve şövalyelerim artık direnmeyeceğiz. Daha fazla insan ölsün istemiyorum. Senin hala bir kaçma şansın var. Hadi git. Kaçmayacağım ama teslim de olmayacağım. Peki ne yapacaksın? Sen beni bırak. Oğullarımı koru. Kilisedeki genç papaz Poli bul. Bunu ona teslim et. Anladın mı? Anladım. Ali Hoca, burada namaz kılmanın hayalini kurardın hep. İşte geldik. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalah. Hayya alassalah. Hayya alalfelah. Hayya alalfelah. Kad kâmetissalat. Kad kâmetissalah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Burada namaz kılmamızı nasip eden Rabbime hamdolsun. Allahu Ekber. Rodos düştü. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.